Yıldıray Çiçek Cumartesi günü Ankara'nın Sincan ilçesinde AKP'nin milli iradeye saygı adını verdiği mitingi vardı. Gözlerimiz APO posterleri ve PKK paçavraları aradı ama iyice köşeye sıkıştığı belli olan AKP, 2-3 soytarı tutarak 3 hilal bayraklar ve bozkurt filamalı pankartlar açtırdı. Bu soytarılıkları kimin yaptığını ülkücüler çok iyi bilmektedir. Bu AKP'nin nasıl bir karakteri, nasıl bir siyasi felsefesi var anlamak mümkün değildir. Apo'yla düşüp kalkarken PKK'larla tek vücut olmuşken Milliyetçi Hareket Partisi bayraklarını ve sembollerini için iğrençliklerini alet ederler ki bu dünyada en büyük Türk milliyetçisi ve ülkücüsü düşmanı Recep Tayyip Erdoğan'ken AKP'nin mitinginde üç hilal ve bozkurt bayraklarının ne işi vardır? biz Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan Barzani'nin Erbil'den getirilip konuşma yaptırılmasını beklerken 3 hilal ve bozkurt bayrakları açtırmanın manası nedir? Daha 2 ay önce Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldım diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde 3 hilal ve bozkurt bayrağı açma şerefsizliğini ve haysiyetsizliğini gösterenler siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Ülkücü ve MHP'li olmanız mümkün değil de Allah size hiç mi akıl vermedi? Ülkücülere terörist, köpekçi, mafya bozuntusu, kafa tasçı, kovboy, ırkçı, it kopuk, kandan beslenenler, hayvan, alçak, şerefsiz, fatiha okumayı bilmezler. Biz bunların cemaziye levvelini biliriz, çapulcular şeklinde hakaretler eden Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde üç hilal ve bozkurt bayrakları açmak şerefsizlik değil de nedir? Apo'yla düşüp kalkanların partisinde ideolojik piçlik yaşadığınız belli de o bayrakları ve pankartları açanlar MHP'yi ve ülkücüleri niçin menfaat dünyanızı alet ediyorsunuz? AKP'ye hizmet etmek istiyorsanız açın Apo ve PKK paşarbalarını, atın Biji Apo, Biji Tayyip sloganlarını o zaman sizi herkes bakın partilerine ne uygun soytarılar diye alkışlarlar. Şimdi siz 3 tane MHP ve Bozkurt bayrağı açtığınızda ülkücüler sizi mi destekleyecek, sizi mi alkışlayacak? O bayraklar Sincan Meydanı'nda göründüğü andan itibaren ülkücülerin sizlere ettiği hakaretler, küfürler bu dünyadan uzaya yol olur. Sosyal medya sayfalarına girin bakın, artarak da devam ediyor ama karakter ve haysiyet yoksa bunlar size ne fayda? AKP ülkeyi ne karşılığında ABD'ye, İsrail'e ve PKK'ya pazarlıyor bilmiyoruz ama Sincan meydanında 3 hilal ve bozkurt bayrakları açanlar siz kendinizi kaç kuruşa sattınız? Kendinizi bir torba kömür, bir torba makarna karşılığında mı pazarladınız? Türk milliyetçilerinin lideri Devlet Bahçeli AKP mitinginde 3 hilalli bayrakların ve bozkurt simgesinin şeref ve namus yoksunları tarafından taşınması son zamanların en ciddi mütecaviz hareketlerinden ve en pis tezgahlarından birisi olarak ortaya çıkmıştır. Demekle haksız mıdır? Bu tezgaha hiçbir MHP'li ve ülkücü aldanmadığı gibi bu tezgahı yapan alçaklara karşı da büyük öfke kusmaktadır. Asıl kardeşleri Öcalan, Barzani, Talebani, Obama olanların MHP'li kardeşleri olması mümkün değildir. Dağdaki PKK'lılar da benim evladım diyen bir partinin mitinginde o PKK'lı evlatlar olur ama ülkücüler asla olmaz. Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek artık bu tiyatroları bırakmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan acınacak bir hale düşmüştür. Yakında MHP Genel Merkezi önünde mendil serip bağdaş kurarsa kimse şaşırmamalıdır. 2007 yılında MHP'ye oy vereni Allah bile kabul etmez diyen Melih Gökçek'e diyecek laf bile bulamıyoruz. Etimeskut ve Sincan'da 3 hilal ve bozkurt bayrakları açan soytarılarda yakın bir zamanda bu soytarılıkları kimin tezgahladığını kamuoyuna açıklayacak ve MHP ile uzaktan yakından bir alakalarının olmadığını itiraf edeceklerdir. AKP'yi iktidara getiren ve 10 yıldır iktidarda tutan benim diyen Öcalan, Etimeskut ve Sincan'da yaşanan bu soytarılıklara ne demektedir acaba? Merakımızı Recep Tayyip Erdoğan giderir mi?